Cuma haftalıktır. İşte bayramlar seneliktir. Hac yıllıktır, hatta ömürlüktür. Onun için insanın ömründe bir kere hac yapması farzdır. Yani ömründe bir kere o ibadetlerle birlikte, müminlerle birlikte o tabiri caizse o koordinasyona, o akışa, o kongreye katılmalıdır. Bir kere bir insanın ibadetinin makbul olabilmesi için o insanın mümin olması gerekiyor. Eğer bir kula bir musibet isabet ettiğinde şikayet etmeden dönüşün Allah'a olduğu bilinciyle hareket ederse o musibet gibi görünen şey nimete dönüşür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. 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 Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiate amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd feya ibadallah usikum bi takvallahi ve taati innallaha ma'alladine teqav ve lezine hum muhsinun kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim rabbena la tuzik kulubena بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aziz kıymetli Müslümanlar, kardeşlerim, bugün malumunuz Kurban Bayramı'nın Arife'nin bir gün öncesi. Yarın inşallah teşrik tekbirleri başlıyor. Aslında Zilhicce'nin ilk 10 günüyle alakalı bazı nakiller var, rivayetler var, tavsiyeler var. Özellikle bu haccın başlangıç günleri ve aynı zamanda haccın farizasının ifade edildiği günler, Yani Zilhicce'nin 9. gününde Arafat'ta vakfeye durulur, haccın rukunludur. O gün vakfe olmazsa hac olmaz. Hani Resulullah hac Arafat'tır diyordu ya. Şimdi hac müminlerin hatta insanlığın hayatında ümmetin ve insanlığın yıllık bir kongresidir diyebiliriz. Cuma haftalıktır. İşte bayramlar seneliktir. Hac yıllıktır, hatta ömürlüktür. Onun için insanın ömründe bir kere hac yapması farzdır. Yani ömründe bir kere o ibadetlerle birlikte, müminlerle birlikte o tabiri caizse o koordinasyona, o akışa, o kongreye katılmalıdır. Onun için yol bulabilenler Allah'ın evini ziyaret etsinler. Tabii Allah'ın evini ziyaret, haccın rukunları, hikmetleri, sünnetleri, sosyolojik boyutu, ekonomik boyutu, içtimai boyutu birçok yönlerini ele alabiliriz. Şimdi ben özellikle kurban üzerine bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Akşam hadis dersimizde kurbanın fıkhi boyutunu inşallah ele alacağım ama burada birkaç bilinç üzerinden inşallah konuyu ele almaya çalışayım. Daha önce kısmen konuşmalarımızda değindik. Bizler
genellikle hep ibadetlerin bozulmasıyla alakalı yönlerini öğreniyoruz da bir ibadetin, kulluğun kemale ermesi, tamamlanması, mütemmim olması, yani onun gerçekten Allah'ın rızasına muvaffak olması ne demek, nasıl güzelleştirilir? Bunun üzerine çok konuşmalar, öngörüler, nasihatler pek yapılmıyor. Yani tuhaf gelebilir size, tuhaflıklar yaşıyoruz. Kurban edilecek hayvanda 50 tane özellik aranırken, kurban edecek insanda neredeyse hiçbir özellik aranmaması manidardır. Belki kurban edilecek hayvandan önce kurban edecek insanın özelliklerini konuşmamız lazım. Sahi insan için kurban kesmek ne demektir? Hangi insanların ne yaparsa kurbanı kabul olur? Habil ve Kabil kıssasında olduğu üzere Kabil'in Allah'a takdim ettiğinin kabul edilmemesi, Habil'in kurbanının kabul edilmesinin hikmeti neydi? Yoksa müşrik tahayyülede de, mantalitede de bir kurban var. Özellikle Haç suresi 36 ve 37 bağlamında baktığımızda, eğer o gün o ayetin iniş sürecindeki müşrik toplumun ibadet algısının arka planını anlayamadığımızda bu vahiy hayatımızda çok karşılık bulamayacak. Hatta benzer zaaflar yaşanıyor. İşte bu hayvandan kaç kilo et çıkar, kaç kilosu kemik, bizimkinin yağı azdı. Biz bayağı bir dolaba yığdık. Yani bakıyorsunuz artık kurban et pazarına dönmüş. Ramazan şeker pazarına, tatlı pazarına, festivaline, kurban da et festivaline dönmüş. Böyle olmaması lazım. Bir kere bir insanın ibadetinin makbul olabilmesi için o insanın mümin olması gerekiyor. Mümin olmayan bir kimsenin ne haccı, ne kurbanı, ne zekatı, ne namazı, hiçbir ibadeti kabul görmeyecektir. Çünkü Allah'ın olmazsa olmaz şart olarak öne çıkarttığı en temel özellik, kulun Rabbine takdiminde her neyi takdim edecekse, orada Allah'la bir güven sorununun olmaması gerekiyor. İman olmazsa amel hiçbir kıymet ifade etmeyecektir. Bazen kafir olan birisinin de güzel görülen amelleri olabilir ama hiçbir zaman için kafirin güzel ameli bile olsa ona salih amel denmez. Salih amel müminlerden, imandan neşet eder, sudur eder. Bu yönüyle Haç suresi 36-37'ye baktığımızda kesmiş olduğunuz kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşacak değildir. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Yani takva neydi hatırlayalım. Takva hayatı Allah'ın kontrolünde, denetiminde, saygısında, itaatinde, bilincinde, onu razı ederek, günahlardan sakınarak yaşama bilincinin adıydı takva. İşte bu özelliklere haiz olan kimseye muttaki denilir. Takvanın ilk ve en temel olmazsa olmaz şartı şirkten teberri etmektir. Kalbi ve düşünceyi korumaktır, arınmaktır. Bu yönüyle baktığımızda müşrikler kurban kesiyorlar. Kesmiş oldukları kurbanın
bir parçasını putlarına takdim ediyorlar. Bir parçasını da ihtiyaç sahibi gördükleri fakirlere veriyorlar. Yani hem sahte ilahlarına veriyorlar, hem de o fakirlere vererek yaratıcı olan Allah'a verdiklerini de düşünüyorlar. Çünkü müşrik kafada ilah tek değildir. Müşriğin ilahı birden fazladır. Yani müşrik olan bir zihnin birden fazla ilahı olduktan sonra o ilah sayısının kaç olduğunun çok da önemi yoktur. İster 2 olsun, ister 2000 olsun, fark etmeyecektir. Onun için tevhid, Allah'ı birleyerek, takdir ederek, Allah'ı razı ederek, onun azametini, onun kibriyasını, onun uluhiyetini, onun rububiyetini, onun sıfatlarını, esmadan tecelli eden tüm vasıflarını hakkıyla takdir edebilmek demektir. Yoksa lafzen herkes bir şey söylüyor. Onun için kurbanla alakalı tabii söylenecek çok sözler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmeye muktedir olduğu halde kurbanlarını kesmeyenler mescitlerimize gelmesin diyor. Kurbanın Allah'a yakınlıkla birebir bağlantısı olan kurbiyet anlamındadır. Yani kişinin yanında, kendisinde var olan, Allah'a feda etmesi, kurban etmesi gereken her ney varsa bunu Allah'a kurban etmesidir. Elbet kurbanın müstakil anlamda bir ibadet boyutu olduğu için Allah'ın takdir edip Resulullah'ın öğrettiği hayvanlardan kurbanlar olur. Öyle kendi kafanıza göre olmaz. Bazen hala bazı ehli tevhid geçinen kardeşler bile bu işi kavrayamadıklarını görürdü. Hocam ben kurban kesmesem, parayı falancaya versem kurban yerine geçmez mi? Geçmez kardeşim. Para vermek tasadduktur, infaktır. Kurbanın ayrı bir ibadet boyutu vardır. Ve kurban edilecek olan hayvanları bile Resulullah bize tanıtmıştır, öğretmiştir. Şimdi sadece küçük bir mukayese ve muhakeme edelim diye söylüyorum. Mesela bir gözü kör olan hayvandan kurban olmaz. Kesilir, eti yenilir ama kurban olmaz. Bir hayvanın etinin yenilmesiyle o hayvanın kurban edilmesi ayrı şeylerdir. Allah ehli kitabın kestiğini yemeye cevaz verirken, ehli kitabın hiçbir zaman için bir kurban ibadeti olmaz. Onlar müminlerin kurbanlarını kesemezler. Bakın iki şey birbirinden çok farklıdır. Şimdi dişi kırık olan bir hayvanın, ayağı sakat olan bir hayvanın, gözünün birisi akmış, kör olmuş olan bir hayvanın kurban, o hayvandan kurban olmaması. Peki iki gözü vahye kör olanın ya da gözünün birisi vahye kör olanın, yani vahyin birazını kabul edip birazını etmeyenin kurbanı olur mu? Bak, buraları hiç konuşmadık. Allah yolunda tökezleyenin, Allah yolunda doğru yol yürümeyenin kurbanı olur mu? Ağzında gönlünde fıskı fücur yer etmiş, Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı tesbih etmeyen, Allah'ı takdir etmeyen, dilinde ve yüreğinde sürekli meleyani fısk, zulüm ve küfür sözleri olan kimselerin
hakikaten kurbanları olur mu? Bunlar için telbiye ne demektir? Bakın, telbiyeler teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri aynı zamanda müşriklikten kurtulup muvahhid olma beyanıdır. Şöyle bir hatırlayalım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Bunu hac zamanında, Zilhicce'nin hac günleri başladığında müminler artık bunu namaz sonrası, yürüyüşlerinde, oturmalarında adeta bir tevhid tesbihidir. Lebbeyk, emre amadeyim, hazırım. Sen neyi buyurursan, emredersen ben onu yapmak için bekliyorum ya Rabbi demektir. Onun için lebbeyk lafzı Allah'tan başkası için kullanılmaz. Yani lebbeyk ya Hüseyin olmaz Şiaların yaptığı gibi. Hüseyin senin gibi aciz olan bir kul ne demek? Hüseyin emret, emrindeyim. Hüseyin öldü gitti. Lebbeyk ya Ali, lebbeyk ya filan. Lebbeyk ya Muhammed de denmez. Çünkü ana, gayba, evvele, ahire, hazır ve nazır olarak müdahale ve mutasarrıf sahibi olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'tan başkası için bu kullanılamaz. Kullanılırsa şirke kadar yol açar. Onun için lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Ya Rabbi, emret ya Rabbi. Emrine amadeyim, hazırım ya Rabbi. Sen ne söylersen, benden ne istersen ben onu yapmaya hazırım ya Rabbi. Buyur, buyur ya Rabbi. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Ben emre öyle bir hazırım ki ben sana eş koşmam. Müşriklerden olmam. Senin bir eşin, dengin, küfüvün, benzerin yok. Sana ait bir sıfatı, vasfı, sana ait bir ölçüyü, değeri senden başkasına ben vermem, veremem. Eğer böyle bir şey yaparsam ben müşriklerden olurum. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Benim emre amade oluşum, senin huzurunda hazır oluşum sana mahsustur ya Rabbi. Ben tüm şirklerden uzağım. İnnel hamde, muhakkak ki hamd sana aittir. Övgüler, senalar sana mahsustur. Yani şükür bir nimetin karşılığında tecelli ederken insanoğlunun hayatında hamd varlık sebebimizden dolayı sadece ve sadece her zaman sanadır. Sana mahsustur, sana aittir. Hasta olsam da hamdolsun Allah'a. İşlerim iyi gitmese de, beklentilerim dünyevi anlamda oluşmasa da, tüm borçlarıma, sıkıntılarıma, dertlerime, imtihanlarıma, mahrumiyetlerime rağmen hamd sanadır ya Rabbi. İşte hamdın anlamı budur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasına hamd edilmez. İşlerin nasıl? İşler iyi değil, hamdolsun. Diyebiliyor musun? Sıhhatin nasıl? Biraz zorlanıyorum ama hamdolsun. Hayatın nasıl? Kasvetlerim, sıkıntılarım var ama Allah'a hamdolsun. Niye? Çünkü onu takdir edecek, ona ibadet edecek, onun rızasını kazanacak şuuru bana verdi ya,
o bilinci bana verdi ya, beni nimet yurduyla müşerref kılacak ya, bunlar Rabbime hamd etmek için o kadar önemli sebepler ki, küçük bir zorluk yaşıyoruz, şikayetlerin biri 1000 para. Musibet gibi gördüğün bir şey, belki de Allah'ın seni sana getirmesi için bir lütfudur. Sıhhat vermiştir, afiyet vermiştir. Hoyratça tüketirsin Allah'ın verdiği sana o bedeni, o değerleri, o kalbi, o düşünceyi. Çürütürsün. Sonra öyle hoyratça tüketirsin ki Allah seni imtihan eder. Sıvı çorbayı içemeyecek hale gelirsin. Karnındaki bir sancıyı çözemezsin. Dişinin bir ağrısını gideremezsin. Elinin altında her şey olur. Hiçbir şeyden lezzet almamaya başlarsın. Ya Rabbi bana sıhhat ver. Başka bir şey istemiyorum. Her şeyimi de feda etmeye hazırım dersin. İşte o zaman sen Allah'ın sana neleri verdiğinin farkına varıp Rabbi Rahim'e yönelirsin. Senden o sıkıntıyı bir giderir. Dünyanın sana verildiğini düşünürsün. Onun için musibet bazen lütuftur, bazen ikramdır, bazen nimettir. Musibet bir şeyin isabet etmesi demektir. Eğer bir kula bir musibet isabet ettiğinde şikayet etmeden dönüşün Allah'a olduğu bilinciyle hareket ederse o musibet gibi görünen şey nimete dönüşür. Onun için Allah'ın bizi nereden rızıklandırdığını, nereden nimetlendirdiğinin farkına varmakta zorluk yaşıyor olabiliriz. Ama hiçbir zaman bu hamda engel olmamalıdır. Daha çok şükürün nimetle paralel bir boyutu vardır. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ Onlara bir musibet, bir zorluk, bir sıkıntı, bir meşakkat isabet ettiği vakitte bazılarına göre ölüm, bir yakınının, bir çok sevdiğinin قَالُوا Onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani bunların hepsi geçici. Biz Allah'a aitiz. Biz kendimize ait değiliz. Başkasına ait değiliz. Ve bizim dönüşümüz ona. Ya ne demek? Biz ne tür zorluk yaşamışsak Allah onun mükafatını verecek. Ya da şöyle de anlayabiliriz. Ne tür kendimizi böyle gizleyip saklayıp üçkağıtçılık yaptıysak o yüzleşeceğimiz gün, o gün her şey açığa çıkacak. Şeklinde de anlamalıyız. İki yönlü. Onun için kardeşler, innel hamde, muhakkak ki hamd Allah'a aittir. Ve ni'mete, nimet ondandır. Nimet, kulun Allah'a yaklaşmasını sağlayan her şeydir. Akıl, iyi bir dost, kardeş, cesedimizi beslediğimiz gıdalar, içtiğimiz sular, tefekkür, sıhhat, hakkı anlatan birisi. Bak hepsi bunların nimettir. Nimet külfete dönüşmemelidir. Nimet şükür olursa, sahibine iade edilirse, bozulmazsa, çürütülmezse, yozlaştırılmazsa, kulun üzerindeki nimet artar ve ebedileştirilir. Onun için cennet nedir biliyor musunuz? Nimet yurdudur. Ebedi nimet yurdudur. Cennet, dünyada kulluğun, sahih ve samimi bir kulluğun karşılığıdır. Mümin olmanın karşılığıdır. Dünyada nimetler bazen el değiştirir.
evlat verir, nimet zannedersin, hayırsız çıkar, külfet olur. Para verir, bununla sen iyi hayaller kurduğunu söylersin. Para azdırır, saptırır, Allah yolunda kullanmazsın, kıymetini de göremezsin. Bu sefer nimet neye dönüşür? Külfete. Yani özeti şudur, formülü şudur. Sahip olduğumuzu zannettiklerimiz eğer bizi Allah'a, Rabbi Rahim'e, cennete yaklaştırıyorsa bu nimettir. Bizi Allah'ın yolundan, rızasından, müminlerden, cennetten uzaklaştırıyor, neuzubillah cehenneme yaklaştırıyorsa bu külfettir kardeşler. Onun için bunlar görecelidir, izafidir. Kafirlerin durumunu Allah resmederken, onların sahip oldukları imkanları onlar için kazanç zannetmesinler. Siz de buna aldanmayın. Bakın kardeşler, Allah'ın size her verdiği, aynı zamanda Allah'ın size her soracağı şeyin artması demektir. Allah'tan çok şeyler istemeyin. Allah'tan hayırlı şeyler isteyin. Çok şeyin var, çok hesabın var. Ne olacak? Sana neyi verip sevinç yaşatılmışsa o verilecek senden. Alınacak ve hüzün yaşayacaksın. Bunu unutma. Bir metre ip verilmişe bir metre 10 santimin hesabı sorulmayacak. O bir metrelik ipin hesabı sorulacak. Kendisine 1 milyon dolar verilenden o 1 milyon doların kuruşuna kadar hesabı sorulacak. Yani ne verilmişse, ömür, ilim, gençlik, mal, güç, iktidar, ne verilmişse emanet verilmiştir. Sorulacak, sorulur bir gün, sorulur elbet. İşte onun sorulacağı, hesabının görüleceği bir günün bilinciyle yaşadığın vakitte sahip olduğunu zannettiğin hiçbir şeyin senin olmadığının farkına varacaksın. Bakın bugün hepimiz ayaktayız. Yarın bir birimizin ölüm haberi gelse eşyalarımızı bile toplayıp bir konteynerin, bir poşetin içerisine koyuyorlar. Bir de toplumda öyle bir algı da var. Ölünün elbisesi de giyilmez. Bir anda her şey sıfırlanır. Banka hesapların var mı? Arabaların, evin, şu katı dağıtayım, şunu da yapayım, toruna şunu da yapayım. Kendine ne yaptın? Kendine cennette hiçbir şey inşa ettin mi? Dünyada başkalarının dünyalığı için ömrünü tüketirken ahiretini inşa edecek ne yaptın kardeşim? Bakın şimdi yavaş yavaş İstanbul boşalmaya başladı değil mi? Bayram tatili. Geziyor günahlar içerisinde ekseriyeti. Ne yapıyor? 3 gün, 5 gün tatil yapacak. O 3-5 gün bilemedin maksimum bir hafta tatil yapacağı yeri incine boncuğuna kadar araştırıyor. Denize yakın mı? Gölgelik var mı? Açık büfe mi? Park time mı? Ondan sonra suyu sıcak mı? Odası büyük mü? Küçük mü? Ya 3 gün 5 gün kalacaksın. 50 tane araştırma yapıyorsun. Ama ebedi kalacağın bir yurtla alakalı hiçbir araştırma ve hazırlık yapmıyorsun. Allah'ın nimet yurdu olan cennette Allah kimleri misafir edecektir? Hatta ev sahibi edecektir. Acaba orada meskun olacak olan o iskanda kalacak olan şahıslarda nasıl bir özellik aranır? Acaba ben orada gerçekten kalabileceklerden birisi miyim? Orada kalmak için hangi şartlar aranıyor diye
sormuyor insanlar. Kurban bir ibadettir. İbadet, ibadet bilincine sahip olan müminlerle beraber yapılmalıdır. Sorular geliyor, dün de geldi. Belki annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, en yakın akrabalarımız bizimle Allah korusun aynı inanca sahip olmayabilirler. Bizim bunlarla bu günleri koparmamız, ayrışmamız fiilen ve fiziken mümkün olmamalıdır. Yani bu bayramlarda annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi hal hatır edip dualarını almak, mümkünse yapabiliyorsak nasihat edip onların dualarını, nasihatlerini almak. Kardeşler, bizi günaha davet ederlerse günah işlemeyeceğiz. İyilik ve takvada yardımlaşacağız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayacağız. Anne baba ve akrabalarımıza bir günah açıktan bir İslam düşmanlığı olmadığı sürece merhametle yaklaşacağız. Nasihat edeceğiz. İlişkilerimizi iyi tutacağız. Yok farz etmeyeceğiz. Çünkü o insanların tevhidle, imanla tanışmalarının muhtemelen en büyük vasıtası, müsebbibi yine bizler olacağız. Bu ölçüleri korumaya gayret edeceğiz. Ama günahlarına, yanlışlarına göz yummayacağız. İnancımızı, duruşumuzu, ahlakımızı, taleplerimizi net eğip bükmeden ortaya koyacağız. Aynı inanca sahip olanlarla ibadetlerimizi Allah yolunda, Allah için yapmaya gayret edeceğiz. Duygusal davranmayacağız. Borçlanarak kurban kesilmez. Kurban genel anlamı itibariyle Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. Hicri 8'de müminlerin hayatında teşriye dönüşmüştür. Tabi kurbanın arka planındaki süreç uzundur. Zamanın darlığından tam oraya giremeyeceğim ama bununla alakalı uzunca bir makalem var. Eğer ilgi duyarsanız, Kur'an'da ve kurbanda İbrahim'i mücadele diye bir yazım var. Eğer vakit bulabilirseniz onu bir okumanızı tavsiye ediyorum. Hazreti Adem'den, çocuklarından, İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren Resulullah'a kadar ele aldığım bir konu. Vakit bulabilirseniz o yazıyı bir okuyun inşallah. Özellikle Saffat Suresi bağlamında ele aldığımız bir konu. Şimdi Allah'ın dinine, müminlerin değerlerine düşman olan yerlerden kurban almayın. Bu tür insanlarla kurban kesmeyin. Faizle, krediyle kurban olmaz. Evlilik olmaz, hac olmaz, düğün olmaz. Yapmayın bunlar. Temiz olan bir şeyin içerisine küçücük bir necasetin bulaşması temizi pisleştirir. Hakla batılı karıştırmamak sadece anlatılacak olan konuyla alakalı değildir. Hakkın içerisine batılı zerk ederseniz o hak, hak olma özelliğini yitirir. Ama batılı def etmeden batılın üzerine ne kadar hak oraya enjekte etmeye çalışsanız o hak olmaz. Yani hakla batılı hiçbir zeminde karıştırmayacağız. Önce düşüncelerimizde. Karışıklık düşüncelerde başlayınca amele sirayet ediyor. Müminin zihni, düşüncesi, kalbi temiz olmalıdır. Net olmalıdır, berrak olmalıdır, saf olmalıdır, halis olmalıdır, salih olmalıdır. Oralara leke bulaştığında o özelliğini yitiriyor. Onun için su gözesinden çıktığında lezzetlidir, temizdir, soğuktur,
tüm pisliklerden arınmıştır. Su yol aldıkça pislenme olasılığı, bozulma olasılığı artar. Onun için düşüncenin, fikrin, anlayışın gözesine gideceğiz. İşin gözesi vahyin kendisidir. Sünnet-i Resulullah'ın öğretisidir. Gözelerimiz burasıdır. Bu yönüyle baktığımızda kesilecek olan kurbanları Allah için keseceğiz. Bizi Allah'a yaklaştırması için keseceğiz. Kesilen kurbanlar üçe taksim edilir. Resulullah'ın öğretisi bu şekliyledir. Bir parçasını kendine ayıracak, bir parçasını akrabalarına, komşularına, bir parçasını da akraba ve komşunun dışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Bak, hayat da üçe bölünür. 24 saat, 8 saat istirahat edecek, dinlenecek. 8 saat maksimum 8 saat iaşesini temin etmek için çalışacak. 8 saat de Allah yolunda koşturacak. Şimdi bu dengeyi kuran bir müminin hayatı vallahi izzet, ikram ve istikamet içerisinde sürer. Ama şimdi sen 14 saat miden için çalışıyorsun. Haftada bir saatini Allah'a ayırmıyorsun. Günde namazını kıldığını farz et. 5 vakit namazın 5'er dakikadan 25 dakika ya tutuyor ya tutmuyor. Onu da son vakitlere, kerahatlere bırakıyorsun. Kıl beşi, kurtar beşi. Hemen sırtında bir yük atayım der gibi. Onun için ibadetlerimiz bizi düzeltmiyor. Ayağa kaldırmıyor, yaklaştırmıyor, temizlemiyor. Şekilden öze inmek durumundayız. Yoksa ritüel olur. Öze ineceğiz. Kabuğu kırmak zorundayız. Kardeşler, onun için kurbanı, ya bana kemik fazla kaçtı, yok bana ciğer vermediler, yok işte bana kemik şöyle, bunların hesaplarını yapmayın Müslümanlar. Dolabın biri yetmiyor, bir dolap daha alayım. Tamam, eti de ye ama yedir. Şunu unutmayın. Allah yolunda kurban başta olmak üzere infakından zamanına sahip olduğun her imkana varıncaya kadar. Neyi Allah yolunda verdiysen verdiğin senindir. Veremediğin hiçbir şey senin değildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize, annemize diyor ki bize diyor kurbandan ne kaldı? Bir parça kaldı. Diyor, demek ki o bizim değilmiş diyor. Bak, demek ki o bizim verebildikleri, verebildiğimiz bizim. Veremediğimiz bizim değil. Ya bunu söylerken sahip olunan imkanı hoyratça tüketmekten değil, bir bilinç aşılanmasıdır bu. Şimdi Allah yolunda verdin, o senin hanene yazıldı kardeşim. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bak, ömrünü harcıyorsun, ömrünü. Müslümanlar buralarda çok yanılıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5 daire yapmış. Kendi ömrünü tüketmiş. Kime kalacak o 5 daire? Torontosuna. Ama o 5 dairenin hesabını sen Allah'a vereceksin. Nerede kazandın? Orayı, onu inşa etmeye çalışırken hangi ibadetlerinden, kulluğundan taviz verdin? Onun için ey iman edenler imar edin, ey imar edenler iman edin dememiz gerekiyor. Bir sürü para yığmışsın, yiyemiyorsun. Niye başkalarının dünyalığı için kendini heder ediyorsun? Sana ne ya? Korkma, açlıktan ölmezler. Onlar kütür kütür yiyeceksen çatır çatır hesabını vereceksin. Yapma bunu Müslüman. Sahip olduğun imkanı Allah'ın yolunda feda et. Bakın,
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek mutluluğa, kurtuluşa eremezsiniz. Biraz güncellememiz lazım. Şu an senin için yanında en sevgili gelen ne? Malın mı? Zamanın mı? Gücün mü? İktidarın mı? Neyse onu feda edeceksin. Feda etmezsen heder olursun. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir hırs içerisinde insanlar. Hırs, bu tamahkarlık bir hastalıktır. İnsanın yiyeceği bellidir. Giyeceği bellidir, içeceği bellidir. Sana şu mescidin tamamını dolarlarla yığsalar, yiyeceğin bellidir. Ama hırsa dönüştürüyorsun. Gözün ve kalbin doymuyor. Tamahkar oluyorsun. Tamahkar olan bir insan kanaatkar olma özelliğini yitirir. Kanaatkar olan birisine de tamahkarlık hastalığı bulaşmaz. Tamahkarlık bir hastalıktır. Bakın geride bırakıyor. Sen kalıyorsun bir başına. Malı kendisine fayda sağlamadı. Tebbet ya da Ebi Leheb'in ve tebbe مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ diyor Allah. Bu Ebu Leheb'in güç, iktidar haline getirdiği o imkanları varsa kurusun, yok olsun diyor Allah. Ona ne kazandığı ne de evlatları hiçbir fayda sağlamadı. Sağlamayacak. Fayda imanladır. Salih amelledir. Cimri olmayın. Ömrünüzün, vaktinizin, malınızın, ilminizin, imkanlarınızın cimrisi olmayın. Cimrilik bir hastalıktır. Resulullah cimrilikten Allah'a sığınmıştır. İstiazede bulunmuştur. Zamanın darlığını da düşünerek önemli gördüğüm 2-3 konu var. Onlara da kısa kısa dokunarak anlatmak istiyorum. Bu akşamleyin kurbanın fıkhi boyutunu da inşallah bugün fıkıh okumaları dersimizde ele alacağım. Müsait olan kardeşleri bekleriz. Biz sizler için ders başlatıyoruz. Sizler pek icabet etmiyorsunuz Müslümanlar. Gelinsenize burada çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz, ders dinleyeceğiz. Biz sizin için yapıyoruz. Siz yoksunuz. Çoğunuz. Tabii olanları tenzih edelim de. Yani olanlar var. Malum okul dönemi bitti. İşte milli eğitimin, milli öğütüm diyelim, eğitim demeyelim, milli öğütüm sistemi bir dönemi daha bitirdi. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon takriben öğrenci var. 30 milyon öğrenci var. Ve maalesef laik kemalist dikta sistemin çarklarından, tornalarından itinayla yıpratmaya, çözmeye, çürütmeye devam ediyorlar. Okulla alakalı projelerimiz var, düşüncelerimiz var ama gerekli desteği, yardımı göremediğimiz için şu an buna çok girmeyeceğim. Dün bir haber düştü Kocaeli'de yanlış hatırlamıyorsam. Bir okulun müdürü yıl sonu müsameresine, affedersiniz, genç kızlar çok açık kıyafetlerle geliyorlar. Okul müdürü de onları almıyor içeri. 3-4 tane kız. Bunlar sözde bizim insanımız. 16, 17, 18 yaşında. Yani işte görüyorsunuz üniversitelerin, liselerin mezuniyet balolarını, eğlencelerini. Nasıl bir toplumda yaşıyoruz ya? Ebu Cehil'in karısı, kızı, en azılı müşrik olan Umeyye bin Halef'lerin, Utbe bin Rebiya'ların karıları ve kızları böyle değildi. Yani şu an artık açıklık değil, çıplaklık had safhada. O babalar, o kocalar, o abiler hiçbir günahları olmasa sırf bu günahtan ateşte yanacaklar.
Yani ağır hakaretler var da İslami terminolojide ben bunu yakıştıramıyorum şu an. Bu dili kullanmak istemiyorum. Yani hayvanlaşmanın ötesinde, hayvanlaşmak sünnetullahın bir yasasıdır. Sen hangi hayvanı yaptığı davranıştan dolayı kınarsın, kınayabilirsin? Hayvan ya. Bir de tabii öyle abartılar var ki hayvanı cennete de sokuyoruz. İradesi yok, aklı yok, imanı yok, cennete sokuyoruz. Bazı hayvanları da cehenneme sokuyoruz. Hayvanın ne günahı var? İrade yok ki, mesuliyeti yok ki, aklı yok ki. Şimdi çocuklarımızı 4-5 yaşından itibaren giyiniş ve davranış olarak İslami bir terbiye ile eğitmek zorundayız. Sözü Müslümanlara, ahirette Allah'a hesap vereceklerini düşünenlere, ok yaydan çıkıyor ya hocam sözümüz geçmiyor. Geçmez. Geçmez. Sözünün geçeceği zamanda gaflete düştü. Şeytanlara teslim etti. Allah'ın koymuş olduğu yasaları görmedin. Hadi belki sen de cahildin. O dönemde bilmiyordun. Yani bu mazerette değil ha, onu söyleyeyim. Ya bilmiyorduk. Niye bilmedin? Bilseydin. Bilseydin. Bilmiyorduk. Yok. Allah o tövbeni samimi yaparsın. Bağışlar mı, azap eder mi? Onun takdiridir. Bağışlayacağının ümidini taşırız. Nereye kadar? Biz gerçekten tövbelerimizde samimi olup tercihlerimizi Allah'tan yana, Allah'ın dininden yana, Kitab-ı Kerim'den yana, Sünnet-i Resulullah'tan yana, müminlerin yolundan yana kullandıktan sonra rüştümüzü ispat ettiğimizde Allah'ın bizi bağışlayacağının ümidini taşırız. Ama bu nasıl bir haldir ya? Bu nasıl bir haldir ya? Allahu Ekber. Yani bu kadar insanların haya perdesi nasıl yırtılabilir ya? Bakın kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakitte insanları helaka götüren sebepler, bakın erkeklerin şirkten sonra cehenneme gitme noktalarındaki en büyük günah zina olacaktır. Allahu Alem. Ekseriyette. Tabi başka günahlar da var ama erkeklerin en fazla kaybedeceği günah burasıdır. Günah anlamında. Şimdi Allah sana eşini ve çocuklarını emanet olarak veriyor. Kur'an sana kavvam diyor. Güç veriyor. Otorite veriyor. Dümenin başına seni geçiriyor ama dümenci olma diyor. Yani komuta sende, kaptan sensin, pilot sensin, uçağı sen sürüyorsun, gemiyi sen götürüyorsun, treni sen taşıyorsun, sen lokomotifsin, diğerleri vagon. 1000 vagon bir lokomotifi çekmez ama bir lokomotif 1000 vagonu çeker. Komuta sende kardeşim. Öyle kavvam olmak, karıya böyle diktatörlük yapmak, ben ne dersem o olur demek değildir. Koruyacaksın. Allah'ın emanetini koruyacaksın. Ben bunları çok konuşmayı bizim camialarımızda biraz zul görüyorum ama buradan başka yerlere de mesaj gidebileceğinin ümidini taşıyorum. Mümin bir kadın, mümin bir kız çocuğu 8 yaşından sonra aynı çocuklar kardeş bile olsa aynı yatakta yatırılmazlar. 10 yaşına gelmiş olan bir çocuk artık namaz bilincine ermesi gerekiyor. 7 yaşına geldikten sonra namaz kılmaya başlatılacak. Baskıyla değil, Taha suresinde olduğu gibi Rabbinden sana gelen emirle ailene namazı emret. Emret. Emretmek güç sahibi olmayı gerektirir. Baskı değil, monarşi değil. İstibdat değil, zulüm değil. Sen çocuklarını, eşini gerçekten seviyor musun?
Vallahi eğer onları seviyorsan sen onları Allah yolunda eğiteceksin. Onları cennete taşıyacak amellere yönlendireceksin. Bugün bazı kadınlar, kocalarının bazı kocalar kadınlarının en azılı düşmanlarıdır. Seven sevdiğini cennete taşır, hayra taşır, güzelliğe taşır. Onun için kadının bu konuda muhayyerlik hakkı yoktur kardeşim. Mümin kadınlar mahremiyetlerine dikkat edecekler. Öyle biz demokratik, liberal aileler, insanlar, zihinler değiliz. Bunlar kafir düşüncelerdir. Biz Müslümanız. Bizim ölçülerimizi Allah belirler, Resulullah öğretir. Yaşadığımız toplumun normları üzerinden bir kültür, bir din, bir ahlak inşa edemeyiz biz. Ahlakın da belirleyicisi Allah'tır. Toplumsal kabullerle ahlak oluşmaz. Batının etik dediği kavram nedir biliyor musunuz? Toplumsal kabule dönüşen her şeyi onlar ahlak içerisinde görüyor. Kadın kadınla, erkek erkekle beraber yaşayabilir. Normaldir. Yeter ki başkasına zarar vermesin. İşte ehli küfrün ahlak anlayışı budur. Ama İslam ne der? Zanda bulunma, gizli yönlerini araştırma, gıybetini etme, haksızlık yapma, itibarsızlaştırma, kandırma, aldatma. Bak görüyor musunuz? Ahlakın fahşa ve zina boyutu işin apayrı bir boyutudur. Bir de fahşa zinayla eşdeğer anlaşılmıştır ama fahşa tüm kötü işlerin ortak adıdır. Onun için müminler, kız çocuklarınızı 10 yaşına gelmeye başladığında artık yavaş yavaş örtü tesettür bilincine, benim bunun anlamına Kur'an bütünlüğünde yüklediğim mana mahremiyettir. Mahremiyet bilinci kadın erkek herkesi kuşatır. Mahremiyet bilincine sahip olmayan mahrumiyet zilletini yaşar. Öyle çocuktur, gençtir, arkadaşı vardır. Bir kere fasıkların mekanlarından, fasık olan insanların olduğu meclislerden koruyacaksınız. Eşlerinizi fasık insanlarla görüştürmeyeceksiniz. Çocuklarınızı fasık insanların çocuklarıyla görüştürmeyeceksiniz. Bozuluyor. İfsad ediyorlar. Koruyacaksın. O emanet. Sıhhatini nasıl koruyorsun? Korumaya çalışıyorsun. Sıhhat beden çürür, yoldaşır, ölürsün. Ama iman giderse, kız 13-14 yaşına gelince kimseyi takmıyor ya da erkek. Hadi sen hiçbir bilinç yüklememişsin. Artık ucube gibi geliyor. Kendini ayrı bir dünyanın insanı hissediyor. 14-15 yaşında kız çocuklarına yetişkinlerin, böyle affedersiniz, mücrim kadınların makyajlarıyla yaşlarını büyük gösteren hareketler. Bakın çocuklarınızın sosyal medyalarının şifreleri sizde olsun. 15 yaşından önce kız erkek hiçbir çocuğunuza Android telefonlar vermeyin. İnterneti şifreli, sınırlı, ölçülü kullandırın. Bakın ben baskıyı kastetmiyorum. Yeri gelirse baskı da olur. Ama bu bir ikna, bilinç, değer aşılamakla. Yavrum, oğlum, kızım, canım benim, eşin, kardeşin, benim için o kadar değerlisin ki seni heder etmek istemiyorum yavrum. Biz cennette buluşmak istiyoruz. Ne olur? Bir ihtiyacın mı var? Zaman ayır. Sevgi göster. Bilinç aşıla, ahlak aşıla, ruh aşıla. Bunu yapamazsın. Şöyle. Böyle yapma. Böyle yaptığında bir dönemeç bulduğunda seni orada terk edecek. Ha baskının, gücün olduğu yerler de vardır. Mahrumiyet yaşatacaksın. Bu elbiseyle dışarı çıkamazsın. Bu elbiseyi nereden aldın? Niye aldın? Mümin bir insan böyle, arkadaşım da aldı. Ne var bunda? Ya şimdi burada çok şeyler söyleyeceğim de
yani zor tutuyorum kendimi. Kardeşler, ateşe doğru gidiyoruz. Ateşe, cehennem ateşine doğru gidiyoruz. Allah için herkes kendine gelsin. Bu iş böyle olmaz. Niye müminlerin çocukları hafızlığa, ilme, irfana yönelmiyor? Ne yapacaksınız? Sistemin okullarından diploma alınca cennete mi hazırlayacaksınız? Böyle iş mi olur ya? Gerekirse çocuklarınız ummi kalsın ya. Yani sistemin diplomaları olmasın, mümince yaşasın. Rabbine mümince kavuşmayı hayatınızın vazgeçilmez ana gayesi haline getirmek zorundasınız. Eşlerinizin örtülerine dikkat edeceksiniz, mesuliyetiniz var. Öyle kadın makyaj yaparak dar elbiselerle, pastel elbiselerle falan dışarı çıkamaz, tuniklerle çıkamaz. Takılarla çıkamaz, boyayla, cilayla çıkamaz, ince topuklarla çıkamaz, kokular sürünerek çıkamaz. Mümin kadınlar bunu yapamaz kardeşim. Yapmamalıdır. Ya bu kadar özgürlükçülük yok İslam'da. Yani bu Allah da benim hayatıma karışmasın demektir. Biz müminiz. Gerekirse belirli ölçülerde mahrumiyet yaşayacak. İnsanoğlunun hayatında fıtri değer budur. Başarı ödüllendirilir, suç cezalandırılır. Allah'ın da cezasının dünyaya ait bir boyutu vardır. Bir de uhrevi hayata yönelik bir boyutu vardır. Eğer gerçekten eşlerinizi ve çocuklarınızı veya herhangi birisini seviyorsanız, seven sevdiğini cennete çağırır, Allah'a çağırır, Kitab-ı Kerim'e çağırır, Sünnet-i Resulullah'a çağırır, fıtrata çağırır, selim akla, ahlaka çağırır. Eğer bunları yapmıyorsanız siz düşmanlık yapıyorsunuz. Evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır diyor. Hazreti Hasan'ı eşine öldürttüler biliyor musunuz? Müslümanlar, iddialarınız sizi kurtarmayacak. Dolayısıyla bu tatildir, yaz okulları projesidir. Bunlarla alakalı bizim de projelerimiz var. Özellikle kız çocuklarınızın, eşlerinizin giyim kuşamlarında mahremiyet bilincine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu Allah katında sizin azabınızı arttırabilecek bir sürece doğru gidebilir. Kendi haline bırakmayın. Mesulsünüz. Yapmayın bunu. Kusura bakma kardeşim. Ben bunları söylemek zorundayım. Göz görünce gönül alışıyor. Sana normal geliyor. Sıradanlaşıyor. Ama modern cahiliye öyle olmaz ki. Bakın, İslam insanı tek tipleştirmez. Bilinç aşılar. Onun için mahremiyet bilinci diyoruz. Yoksa mesele baskıyla, döverek, tahkir ederek, alay ederek, zorbalık yaparak değil, şuur aşılayarak yapacaksın bunu. Evinde bile artık dikkat edecek. Oturmasına, kalkmasına, konuşmasına dikkat edecek. Verin İslami eğitimlere, verin çocuklarınızı. Sistemin tağutu, sistemin diplomalarına, etiketlerine, ünvanlarına güvenmeyin. Orada dünyevi bir etiket kazandığını zannederken ahirete yönelik apoletleri sökülüyor. Farkında değilsiniz. Kariyer planlamasını Allah'la yapın, cennetle yapın, şehadetle yapın Müslümanlar. Tağutu sistemin ayartıcı etiketleriyle kariyer planlaması yapmayın. Vallahi üzülüyor. Çok üzülüyor. Allah için emanetlerinize sahip çıkın. Çocuklarınızın kimlerle arkadaşlık yaptığına bakın. 13 yaşından önce biz bakın, pedagojik formasyon açısından erkek olsun, kız çocuğu olsun bir yerde yatılı kalmasını makul görmüyoruz. Çok olağanüstü bir sebep olmadığı sürece. Yetimdir, gidecek başka bir yeri yoktur. Çok güvenilir müminler yanında bir iki günlük program vardır ama normalde bakın biz kalıcı İslami eğitimlerde bile 13 yaşından ufak ne kız ne erkek çocuğunu yatılı almıyoruz ve tavsiye etmiyoruz hiç kimseye. Yani
Çocuklarınızı gerçekten seviyor musunuz? Onları cennete hazırlayın. O annenin çocuğuna söylediği gibi sabah namazına kalkın yavrum. Cennette kimseyi eksik görmek istemiyorum. Kaç tanenizin çocuğu namazlarını vakitli kılıyor? Kaç tanenizin çocuğu örtüsüne dikkat ediyor? Kaç tanenizin çocuğu müminlerle birlikte dostluk ediyor? Bunlara dikkat edin. Yoksa siz kütük biriktiriyorsunuz. Kusura bakmayın. Bunu yapmayın Müslümanlar. Yani biraz böyle zor tutuyorum cümleleri. Hem üzgünüm hem tepkiliyim. Yani iş iyi bir yere gitmiyor. Mümin ailelerde fire gün geçtikçe artıyor. Bakın bizim burada eğitim çalışmalarımız var. Genç kız, genç çocuk çalışmalarımız var. Hanım çalışmalarımız var. Tanıştırın, müminlerle beraber olsunlar. Müslümanlar, biz her şeye güç yetiremeyiz ama bak çözüm de üretmeye çalışıyoruz. Allah için bunları biraz dikkate alın. Yarın sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri başlıyor kardeşler. Sabah namazı ile birlikte başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Farz namazları kılıyoruz, ikame ediyoruz. Farz namazlardan sonra gerek cemaat gerek münferit selam verip namazdan çıktıktan sonra hiçbir dünyevi kelam konuşmadan farz namazdan her farz namazdan sonra bunu bir kere söylüyoruz. Tamam mı kardeşler? Ta ki Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vaktine kadar bunu tekrar ediyoruz. Orada bu Zilhicce'nin, burayı da bir açıklama yapmam gerekiyor. Bu sene özellikle bir şey dikkatimi çekti. Aynı Ramazan hilali gibi Zilhicce hilalini gözetleme konusunda biraz gayretli. Biraz da böyle sosyal medya üzerinden bir propagandaya dönüştüğünü gördüm. Bakın kardeşler, her şeyi tabii anlatmaya bazen yazı yetmiyor. Çünkü çok soru geldi. Hatta bu Zilhicce'nin ilk 10 günü başladığında koku sürünmeme, tıraş olmama, tırnak kesmeme ile alakalı gelen rivayetin umumileştirmesiyle alakalı da, yani ihram günlerindeki yasaklar, müeyyideler işin ayrı bir boyutudur. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam Ramazan hilalinin gözetlenmesini özellikle tavsiye etmiştir. Çünkü biz hesap kitap bilmeyen bir kavmiz diyor. Kavm. Ama Allah aslında ne diyor? لَشَّمْسُ يَنْبَقِي لَهَا اَنْ تُدْرِقَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَهُونَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ Farklı farklı ayetlerdi. Güneş, ay bir ölçü üzerindedir. Saniye şaşmaz. Allah'ın koyduğu bir yasa var. Fakat bugün iş başında olanlar bu süreci doğru işletmedikleri için biz güvenemiyoruz. Bakın kardeşler, Suudi Arabistan'a gittiğimiz dönemlerde, rahmetli Ahmet hocamızla da özellikle orada biraz araştırma da yapmıştık. Suud iktidarını biz bir belam iktidarı, mücrim bir iktidar olarak görürüz. İslami görmeyiz. Hiçbir şekilde onaylamayız. Tağut görürüz yöneticilerini. Şu an Suud zindanlarında sayısını bilemediğimiz nice güzide alim şahsiyetler varlıkları, konumları meçhul bir halde yaşıyorlar mı, ölmüşler mi bilmiyoruz. Allah esaret altında bulunan bütün kardeşlerimize, müminlere hayırlı bir çıkış yolu versin. O zalimlerin, mücrimlerin, kafirlerin planlarını da bozsun kardeşler. Şimdi Suud'un bu konuda hem çıplak gözle
hem de rasathane sistemiyle iki yönlü hilal gözetleme yönü var. Türkiye'den hilal gözükmüyor kardeşler. Yani aslında hilalin görülme şekline de baktığımızda Güney Amerika kıtasından başlıyor. İklim, bölgesel şartlar, havanın temizliği bunlar etki ediyor. Tabii bizim dönemin müctehit uleması da bu konuda ittifak edememiş, ihtilaf etmiş. Yani Şafii uleması ile Hanefi uleması bir yerde, bir bölgede hilal görüldüğünde o bütün coğrafyaları bağlar mı? O bölgeye mi mahsustur, oraya mı tahsis edilir? Böyle değişik görüşler serdetmişler. Şimdi bugün dünya Müslümanları Suud, işte Mekke ve Medine onların kontrolünde maalesef. Allah müminlerin kontrolüne versin. Allah'ın evi Allah'a düşman, Allah'ın dinine düşman olanların kontrolünde. Bakın dün Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Suud yöneticilerin askeri komutanlarıyla özel bir toplantı yaptı. Siyonist İsrail'in bölgedeki güvenliği açısından. Biliyor musunuz kardeşler? Böyle hain ve alçaklarla çepeçevre kuşatılmış coğrafyada yaşayan insanlarız. Allah bize izzet nasip eylesin. Vallahi zilleti yaşıyoruz. Zillet günlerinden izzet günlerine bizi çıkarsın Rabbim. En kari zamanda. Şimdi haccın 3 tane farzı vardır. En önemli farzı Zilhicce'nin 9. günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gün. Arafat'ta vakfeye durmak. Vakfe bir süreliğine beklemek, durmak. Bir lahza da olabilir. Tabi bunun hikmeti var, arka planı var. Oralara girmeyeyim. Zaman daraldı. Ezan okundu mu bu arada kardeşler? Hemen toparlıyorum. Şimdi Zilhicce'nin 8. günü ben gideyim vakfede durayım dese bu olmaz. Haccın farizası olmaz. Yani 9. gün o Arafat Dağı'nda orada vakfede olacak. Dağın yamacında, ortada, eteklerinde fark etmez. Orada bir süre bekleyecek. Grup vakti akşam güneş batarken namazları kılmadan Müzdelife'ye doğru yolculuk yapacaklar. Geceyi Müzdelife'de geçirecekler. Müzdelife Meşair-i Haram, diriliş mekanıdır. O sahneye tanık olmanız lazım. Tam güneş batmak üzere bütün yüz binlerce, milyonlarca insan aynı anda, ihramlar var. Arafat Dağı'nın eteklerinden Müzdelife'ye doğru neyi sembolize ediyor biliyor musunuz? Kabirlerden kalkış, hesap gününün verileceği mahşer meydanında toplanışı sembolize ediyor. Gerçekten bunu görürsünüz. Şimdi aziz kardeşlerim, yani biz Suud'un ilan ettiğine hüsnüzan etmek zorundayız. İkinci bir alternatifimiz yok. Yani biz dünya Müslümanlarıyla birlikte beraber hareket etmek zorundayız. Tekrarlıyorum, burada Suud yönetimine bir meşruiyet atfettiğim için değil. Ama şunu da düşünüyorum. Yani Suud'un bundan ne kârı olur? Üç ülke, içerisinde Müslümanların yaşadığı üç ülke, tabiri caizse Müslümanların lideri olmaya el altından entrikalar yapıyorlar. Bir, Mısır diyor ki ben en eski devletim, ta Firavunlardan beri, Musa Aleyhisselam'dan beri. Dolayısıyla Arapların en yoğun nüfusu bende, ben Arapların abisiyim, en kadim gelenek bende. Dolayısıyla ben Arapların, Müslümanların efendisiyim diyor. Bir. İki, Suud. Diyor ki
Mekke ve Medine benim kontrolümde. Müslümanların iki kutsal yeri var, Mescid-i Aksa'yı saymazsak. Dolayısıyla burada iş bende, bana tabi olmak zorundasınız. Müslümanların lideri benim diyor. Üçüncüsü de Türkiye. Osmanlı'nın bekası diyor. Osmanlı buradan yıkıldı diyor. Her ne kadar kendisini sistem, laik, demokratik, kemalist, sosyalist bir hukuk devleti olarak tanımlamış olsa bile Türkiye'deki din anlayışı bölge insanlarını da yoğun olarak etkileyeceği için Türkiye üzerindeki müspet veya da menfi bir değişim bölgeleri etkileyeceği için Türkiye'nin de kendine has böyle bir şeyi var. Kendine biçtiği bir rol var. Yani bu Hilal tartışmalarının siyasi boyutu var. Ondan dolayı acizane kanaatim, tavsiyem şudur. Şu an biz bölünebilecek bir durumda değiliz. Yarın Arafat'ta vakfeye duruluyor ve biz buradan eşlik edeceğiz onlara. Biz de teşriklerimizi, telbiyelerimizi, özellikle teşrik tekbirlerimizi de getireceğiz biz de. Onun için bu hilal tartışmalarına ayrı bir perspektiften bir pencere açıp girmeyi çok hikmetli görmediğimi ifadelendirmiş olayım. Son olarak hemen kısa bir not. Bu geçen gün Refah'ta çadırlara yapılan bombalamayla alakalı bir bilgiye ulaştım. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın kontrolünde Gazze'de bir liman inşa ediliyor. Bu tabii kafirlere güven olur mu? Hiçbir zaman olmaz. Kafirlere, şeytana ve avanelerine karşı sürekli teyakkuz halinde olmak lazım. Çünkü şeytanla ve dostlarıyla ateşkes yapılmaz. Şeytan öyle ayrıntıda falan gizli değil, apaçıktır. Ya beni Adem'e en la tabudu şeytan innehu lekum aduvu mubin diyor Allah. Apaçık ortada. 4 tane rehineyi, Siyonist rehineyi kurtarmak için 276 tane Filistinli Müslümanı öldürdüler, şehit ettiler. Şu an dünya kamuoyuna bunu çok açık etmediler ama Amerika'nın inşa etmeye çalıştığı limandan orada lojistik, istihbarat ve askeri bilgilerle birlikte bunu yaptılar. O çadırların yakılmasının sebebi bundan kaynaklandı. Dolayısıyla şu anda Gazze ile alakalı bir ateşkes süreci konuşulmaya devam ediyor. Siyonist ordu son özellikle Refah sürecinde askeri alanda çok ciddi kayıplar vermeye başladı kardeşler. Bu Siyonist lobilerin hepsi tek merkezden hareket etmiyor. Dolayısıyla şu an Amerika'nın içerisindeki bir lobi, Siyonist Yahudi bir lobi, İsrail'in içerisindeki bir lobi ile şu an tam bir anlaşma halinde değil. Bu Amerika'daki havraların altından Yahudilerin, Siyonist Yahudilerin, affedersiniz orada çocuk cinsellikleri, cinayetler falan çıkartılması bir iç çekişmenin bir parçasıydı. Ondan dolayı Gazze süreci devam ediyor. Allah müminlerin, mazlumların yardımcısı olsun. Türkiye'de siyasi yapı biraz kabuk değiştirmeye başladı. Amerika CHP ile AK Parti'yi birleştirdi. MHP tasfiye ediliyor. Şu anda önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir. Zamanımızın darlığından dolayı çok fazla giremiyorum. Allah bizi istikamette kaim ve daim eylesin. Bayramlarımızı mübarek eylesin. Hakkıyla idrak edeceğimiz bayramlara eriştirsin. Akşamleyin fıkıh okumaları dersimizde bu kurbanın fıkhını konuşacağız. İnşallah vakti olan kardeşlerimizi bekleriz. Pazar günü bayram namazımızı burada ikame edeceğiz. Kurban hisselerimiz hala devam ediyor. Yeni dönem yaz okulumuz erkek çocuklarına yönelik
Kardeşlerimiz ilanı yapacaklar. Afişler hazırlandı. Yatılı ya da gündüzlü erkek çocuklarımıza yönelik yaz okulu eğitim çalışmamız başlayacak. Kız medresemizde şu an tadilat, tamirat olduğu için bu sene orada yaz okulu yapamayacağız. Ama medrese kalıcı yatılı kayıtlarımız başlamıştır. Orada hala süre gelen biraz tadilatımız var. Ben buralardan çok parayı konuşmayı sağlıklı görmüyorum ama imkanı olan Müslümanlar biraz bu konularda tadilat biraz fazla maliyette oluştu. Allah'a hamdolsun belli bir aşamaya getirdik. İmkanı olan kardeşlerimiz olursa idareci kardeşlerimize bu konuda destek verirlerse onların kendileri açısından da faydalı olur. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.